İyi akşamlar. Hazır mıyız? Evet. Buyurun hocam. Evet. İyi akşamlar. Evet. Bugün oyunu değerlendirecek olursak ilk yarı itibariyle dengede giden bir oyun vardı. Fazla bir şey vermiyorduk belki. Fazla bir şey üretemiyorduk. Özellikle topa sahip olmada rakip sahaya geçtiğimizde çabuk kayıplarımız oluyordu. Bugün ilk yarıda arkamıza kaçırdığımız, ceza sahası içinde rakibi çok uzak kaldığımız, yediğimiz bir gol var. Oyunu o anlamda hep dengede gitti ilk yarı itibariyle. Bir şekilde oyuna ortak olmak istiyorduk ikinci yarı itibariyle. 60. dakikada işte Bakay'ı oyuna alacaktık. Belki biraz daha topa sahip olabiliriz diye. Orada ikinci gol yedik. 2, 3 ve 4. Yanlış hatırlamıyorsam ayağımıza çıkarken. Hadi orta sahalarda. Çok basit kayıplarla. Özellikle bizim takım kompak olmadığı sürece, hiçbir maçta olmadığı sürece bireysel performans, savunma bireysel performansı çok net ortaya çıkıyor. Bugün itibariyle de baktığında 2, 3, 4, 4. goller ayağımızdaki toplar çok basit kayıplar. Rakip de bizi kompak değil geniş yakaladı ve rakibin vuruş yapmalarına müsaade ettik. Artık oralarda daha yakın, daha doğru yönlendirmeler, daha sıcak temasların olması gerekiyor. İyi olmadı. Oyunun içinde inişler çıkışlar var. Mağlubiyet tabii ki olabilir, oyunun içinde vardır ama büyük camianın bu şekilde olmaması lazım. Tarihinde buna benzer mağlubiyetler çok az olsa da vardır. Şık olmadı. Tabii ki bunu hayat devam ediyor ve telafi etmek hem oyuncu grubunun hem bizim elimizde olan bir şey. 4 gün sonra bir lig müsabakası daha var. Bundan hemen toparlanıp buradan çıkıp bizim gerçekçi oyuna dönüp hareket etmemiz gerekiyor. Bizim ulaşılabilir hedefimizi daha evvelden de açıkladık. Bugüne kadar yanlış hatırlamıyorsam 12 maç 25 puan toplamıştık geldiğimizden itibaren. Ligin Avrupa kupalarına gitmek üçüncülük hedefi bizim için ulaşılabilir bir hedef olduğunu söylemiştik. Bugün itibariyle baktığında bugün şık olmasa da yakışmasa da skor ve oyun üçüncülük hedefinde şu an itibariyle oturuyoruz. Kafamızı buradan kaldırıp bu hedefi en iyi şekilde yakalamak için tekrar yolumuza devam etmemiz lazım. Taraftarlarımızdan bu anlamda özür diliyoruz. Buraya kadar geldiler, bize destek oldular. Ama dediğim gibi, evet herkes üzüntülü, biz de üzüntülüyüz. Ama yarına itibaren kafamızı kaldırıp çalışmaya devam etmek zorundayız. Rakibi tebrik ediyoruz. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Evet. Soru var mı? Ali Bey. Alisavaş61saat.com Hocam bu ağır mağlubiyetin sonunda radikal kararlar var mı? Kadro dışı kalan futbolcudan geri çağrılması söz konusu olacak mı? Kadro dışı değildi. Biraz isterseniz onlarla ilgili de birkaç bir şey söyleyeyim. Abdülkadir Ömür ve Umut'la ilgili soruyorsunuz. Bakanın transferi de bugün itibariyle gerçekleşti. Bizden ayrıldı. Yaptığı hizmetlerden dolayı ona teşekkür ediyoruz. 122 tane resmi müsabakaya çıkmış Trabzonspor'la. Bunun 100 tanesinde beraberdik. Önemli duygular yaşadık. Son güne kadar çok etik ve düzgün davranarak hareket etmiştir. Ona teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yaşamında sağlıklı biçimde başarılar diliyoruz. Kontağımız, itibar şeyimiz Bakay'a devam edecektir. Kadro dışı mı diyelim ona, ya başka bir şey mi söyleyelim? İki şey söyleyeyim. Birisi Abdülkadir Ömür. 99 doğumlu. Trabzonspor'un akademisinden çıkmış. Son dönemlerin en yetenekli oyuncularından bir tanesi. Trabzonspor'da bütün kupaları kazanmış ve önemli katkılar sağlamış. Amil takımda hizmet etmiş, etmeye de devam edecektir. Böyle bir oyuncumuz. Ve aslında kulübün içindeki adı da Ömür Avcı'dır yani. Öyle bir ilişkimiz ve her şeyi paylaştığımız, iletişimimiz olan birisidir. Hepimiz için, benim, sizin, kulübün içi çalışanlar, profesyoneller için zaman zaman fiziksel ve zihinsel yorgunluklar olabilir. Bunu çok anlayışla karşılayabiliriz. Ömür de bence bu süreçte bunu yaşıyor. İnişleri, çıkışları, dalgalanmalarını yaşıyor. Bazen alanından çıkmak, bazen başka yerde bulunmak, bazen kendine soru cevap yapmak, bazen destek almak, fikir alışverişi yapmak, belki zihinsel ve enerjisini toparlayacağı bir durumu oluşturmak için yönetimimizle beraber, başkanımızla beraber verdiğimiz bir karar aslında. Bu yani Abdülkadir'in Ömür'ün daha iyi nasıl kazanabiliriz? Oyuncuyu kaybetmek,
İnsanı kaybetmek çok kolay ki benim hayatımda kadro dışı diye bir kelime çok böyle yoktur gibi. Bunu aslında yapılan konuşmalar, verilen kararlar tamamen ömürün kazanılmasından yanadır. O bizim evladımızdır. Sevmeye devam edeceğiz. Yarın bir gün profesyonelliklerde ayrılmalar da olacak ama bizim dostluğumuz her zaman bununla devam edecek. Ömürle alınan ilgili karar sadece budur. Sadece onu kazanmakla ilgili yapılan bir durumdur bu. Kara duşu kelimesi benim için doğru bir kelime değil. Onu o şekilde kullanım. Umut, 2 sene evvel buraya alınan, benim dönemimde alınan bir oyuncudur. Bazen performanslar, inişler, çıkışlar olabilir. Emin İstesan'ı da ben aldım ama bugün performansı yukarı doğru çıkabiliyor. İnsanlar ayrılmak isteyebilirler bulundukları kurumlarda. Ben de geldiğimde ayrıldığım zamanlar oldu. Yönetici ayrılabiliyor, futbolcu ayrılabiliyor, profesyonel ayrılabiliyor. Ayrılma isteyene her zaman saygımız vardır ama ayrılana kadar oyuncuların işlerini sonuna kadar %100 yapma durumları vardır. Çünkü profesyonel mukaveleleri vardır. Onun için o sürecin biraz sancılı olduğundan, sağlıkla ilgili bir sakatlığın olmadığından düşündüğümüzde biz de Umut'un bu şekilde eğer gidecekse de kulübün menfaatleri doğrultusunda nasıl bir hareket yapılması gerektiğini onu da bu şekilde ayırmış olduk. Bundan da bilginiz olsun. Başka soru var mı? Servet mi? Bir de şöyle de söyleyeyim. Yani yönetim kurulu ve başkanla aldığımız bir karar olduğunu söyledim. Zaman zaman şöyle bazen yanlış algılar da olabiliyor. Yani Ömür'le ilgili geçen basın toplantısında Umut'la ilgili söylediğim, bir hafta evvel de söyledim. Bu hafta antrenmana katılımlarını bekliyorum dedim. Bu hafta da şunu söyledim. Neden bizden değiller diye ama bu bazı başka yerlere çekildi bazen diye duydum. Bilmiyorum ben öyle şeylerde pek kullanmıyorum sosyal medya. Şunu şöyle herkes bilsin. Yönetim kurulu da son derece sağlıklı biçimde çalışıyoruz. En ufak bir problem hep bu kararda beraber aldık. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'la da bir parantez açayım ayrıyetten. Beni 3 sene evvel buraya getiren ve sonuna kadar şampiyonlukta önemli destek olan ve zemin hazırlayan, bu kulübün şampiyonluğuna çok büyük katkısı maddi manevi olan ve bugün de dahil tamamen Trabzonspor'un sürdürülebilir ve daha iyisini yapabilmek için çalışan ve benim ilişkim şöyle. Bizim profesyoneliz. Bizim ilişkimizi ne para bozabilir, ne sonuç bozabilir, ne ayrılıklar bozabilir. Ayrıldık da dostluğumuz devam etti. Onun için lütfen bunu başka bir yere çekmesinler. O Trabzonspor'un gerçek taraftarı ve iyi bir hizmet etmeye çalışıyor. En ufak bir problem yok. Ayrılıklar da olsa dostluklar bizde devam eder ömür boyu. Bunu da böyle bilginiz olsun diye size söylemek istedim.